Yatılı Bölge Okulu'nda okuyan öğrenciler sabah kahvaltılarında metal fincanlara çay içerken ağızlarının ve ellerinin yanmasından şikayetçi oluyorlardı. Bunun üzerine okul yönetimi bu durumu değerlendirerek öğrencilerin şikayetlerini gidermek için yemekhaneye kulplu plastik bardaklar aldı. Yeni kulplu plastik bardaklar alındıktan sonra öğrencilerin şikayetleri son buldu. Okul idaresinin öğrencilerin sorununu çözerken tercih ettiği yöntem aşağıdakilerden hangisini uygulaması olarak kabul edilebilir? Baktığımızda ısı iletim bakımından plastik metalden daha iyidir. Hayır, eğer plastik daha iletken olsaydı daha fazla elleri yakacaktı. Plastik iyi bir iletken değil, iyi bir yalıtkandır. Demir iyi bir yalıtkan değil, iyi bir iletkendir. Plastik ısı yalıtımı açısından demirden daha iyidir. Evet, bu doğru bir ifade olduğu için doğru cevap D olacaktır. Günlük hayatta kullandığımız malzemelerin bir kısmı ısı iletkeni, bir kısmı ise ısı yalıtkanıdır. Bazı eşyalarımız ise hem ısı iletkeni hem ısı yalıtkanı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla üretilmiştir. Buna göre aşağıdaki mutfak gereçlerinin hangisinde hem ısı iletkeni hem de ısı yalıtkanı malzemeler aynı anda kullanılmıştır? Teflon tava hem ısı iletkeni hem ısı yalıtkanı malzemelerden oluşur. Yemeği yaptığımız tava kısmı ısı iletkenidir çünkü ısıyı çok fazla çeker. Ancak kulbu yani elimizle tuttuğumuz kısmı el yakmadığı için ısı yalıtkanıdır. Yalıtım malzemesinden üretilmiştir. Bu yüzden cevap A olacaktır. Günlük hayatta kullandığımız bazı araç gereçler hem ısı iletkeni hem ısı yalıtkanı özellikteki maddelerin bir arada kullanılmasıyla yapılmıştır. Yukarıda bazı örnekleri verilen bu eşyalarda yalıtkan ve iletken malzemelerin bir arada kullanılması amaçlarından hangilerine hizmet eder? Isının etkisiyle zarar görülmesinin önlenmesi doğru bir ifadedir. Isının sadece ısıtılmak istenen alanda kullanması sağlanması. Evet, ütüyü elle tuttuğumuz kısım ya da fırının kapağını açtığımız kısım yalıtkan malzemelerden yapılmaktadır. Isıtan kısım ise iletken malzemelerden yapılmaktadır. Yanıkların önlenmesi de yalıtkan malzemeler kullanıldığı için önlenmiş olur. O yüzden cevap 1, 2 ve 3 olacaktır. Akif'in evinin pencereleri eskimiş, hasar görmüş olduğu için çok fazla ısı kaybına sebep olmaktadır. Bu yüzden hem yüksek faturalar ödemek zorunda kalmakta hem de istediği gibi ısınamamaktadır. Buna göre Akif bu sorunu çözebilmek için uygulamalarından hangilerini gerçekleştirilmelidir? Ahşap olan pencereleri PVC pencerelerle değiştirirse yalıtım yapmış olur, doğrudur. Cam macunlarını yenileyerek pencereleri tamir ederse yine yalıtım yapmış olur. Tek katlı camları çift katlı katları ile değiştirirse yine ısı kaybını önleyeceği için cevap 1, 2 ve 3 olacaktır. Kerpiç eskiden yapı malzemesi olarak kullanılan saman ve çamur karışımı bir malzemedir. Kerpiç evler beton evlere göre kışın daha sıcak, yazın ise daha serin olmasıyla bilinir. Bu durumun sebebi ifadelerin hangisinde doğru belirtilmiştir? Kerpiç malzemenin içinde daha fazla hava boşluğu vardır. Evet, bu yüzden yalıtım malzemesidir. Beton daha sağlam bir malzeme değildir. Yani bununla ilgisi yoktur. Beton ve kerpiç malzemeler yalıtım açısından kıyaslandığında kerpiç daha yalıtkandır. Evet, o yüzden kerpiç tercih edilir. Bu yüzden cevap 1 ve 3 olacaktır. Isı yalıtımı ile ilgili olarak aşağıdaki tabloda verilen bazı bilgiler değerlendirilirken doğru olanlar için gülen yüz, yanlış olanlar için ağlayan yüz şekilleri kullanılmıştır. Buna göre yukarıdaki değerlendirmelerden kaç tanesi yanlıştır? Isı yalıtım malzemeleri seçilirken öncelikle malzemenin nerede kullanılacağı belirlenmelidir. Doğrudur ancak yanlış yapmıştır. Isı yalıtım malzemesi yanıcı özellikte olmalıdır demiş. Hayır, yanıcı özellikte olmamalıdır. Yine yanlış yapmıştır. Isı yalıtım malzemeleri doğaya ve insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Evet, doğrudur ancak yanlış yapmıştır. Isı yalıtım malzemeleri uzun ömürlü olmalıdır. Evet, uzun ömürlü olmalıdır ve doğru yaptığı için 3 tanesi yanlıştır.
Rabia öğretmen öğrencilerinden ısı yalıtımının önemini birer cümle ile ifade etmelerini istemiştir. Öğrencilerin verdiği yanıtlardan yola çıkararak yukarıdaki öğrencilerden hangisinin konu ile ilgili yanlış bilgiye sahip olduğu söylenebilir. Isı yalıtımı ülke ve aile ekonomisine katkı sağlar, doğrudur. Isı yalıtımı soğuk ve sıcak kalmasını istediğimiz maddelerin sıcaklığını korur. Evet, doğrudur. Isı yalıtımı enerji tasarrufu sağlar, doğrudur. Isı yalıtımı için kullanılan malzemelerin hepsi her yerde kullanılabilir. Hayır, yanlıştır. Farklı yerlerde kullanılma alanlarına göre farklı maddeler tercih edilir. Bu yüzden Ayçi'nin bilgisi yanlıştır. Isı yalıtımı ile ilgili olarak yukarıda verilen sorulardan kaçına evet cevabı verilebilir? Isı yalıtımı enerji tasarrufu sağlar mı? Evet, sağlar. Yalıtım için ısıyı iyi ileten malzemeler kullanılmalı mıdır? Hayır. Isıyı iyi yalıtan malzemeler kullanılmalıdır. Isı yalıtımı fosil yakıt tüketimini arttırır mı? Hayır, arttırmaz. Cam yünü, ahşap ve strafor köpük ısı yalıtım için binalarda kullanılan malzemeler midir? Evet, bunlar yalıtım malzemesi olduğu için iki evet cevabı vardır. Aşağıdaki görselleri verilen 3 arkadaş ısı yalıtımının ne amaçla yapıldığı ile ilgili olarak konuşmuşlardır. Bu öğrencilerden hangileri ısı yalıtımının amaçları ile ilgili doğru bilgiye sahiptir? Isı yalıtımı maddelerin ilk sıcaklığını koruma amacıyla yapılır. Evet, çünkü ısı alışverişini önlemektedir. Isı yalıtımı fosil yakıt tüketimini arttırmak amacıyla yapılır. Aksine azaltmak amacıyla yapılmaktadır. Isı yalıtımı madde ile ortam arasındaki ısı alışverişini önlemek amacıyla yapılır. Az önce de söylemiştik. Doğru bir ifade olduğu için cevap Emrah ve Bekir A şıkkı olacaktır. Atakent konutlarında yapılan yönetim toplantısında bazı apartman sakinleri evlerinin çok sıcak olduğundan şikayet ederken, bazı apartman sakinleri ise evlerinin kış ayı boyunca soğuk olmasından yakınmışlardır. Bunun üzerine söz alan bazı apartman sakinleri aşağıdaki yorumları yapmıştır. Yukarıda yorum yapan apartman sakinlerinden hangisinin yaptığı yorumu uygulamak doğru olmaz? Ahmet Bey'e bakalım. Binalarımıza mutlaka yalıtım yaptırmalıyız. Doğrudur. Leyla Hanım, kışın çok sıcak olan evler camları açarak evi havalandırmalıdır. Hayır, yanlış bir bilgidir. Kaan Bey, kaloriferleri düşük ayarda çalıştırıp evde iklim şartlarına uygun kıyafetlerle dolaşmalıyız. Doğru bir ifadedir. Belgin Hanım, evlerimizde eski pencerelerin kenarlarına sünger şerit çekerek sıcak havanın çıkmasını engellemeliyiz. Doğrudur, çünkü sünger bir yalıtım malzemesidir. Böylelikle cevap Leyla Hanım B şıkkı olacaktır.